Artan talebi karşılayamaz duruma gelen Edremit Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi projesinin ruhsat işlemleri belediye tarafından onaylanırken, yakın zamanda 400 yataklı ve 10 katlı yeni hastane binasının temeli atılacak. Uzun zamandır hizmet veren Edremit Devlet Hastanesi artan nüfusa cevap veremez duruma gelince, ilçeye yeni bir devlet hastanesi yapılması ile ilgili yapılan girişimler sonuç verdi ve hazırlanan projenin ruhsat işlemleri tamamlandı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'nun, Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Canbey ile Ankara'da yaptığı girişimler neticesinde, ilçeye 400 yataklı modern bir devlet hastanesi kazandırılması için onay alınmıştı. Fiziki konumu, kapasitesi ve hizmet ağı ile Edremit Körfezi'ne hizmet etmesi hedeflenen hastane projesinin takipçisi olan Mustafa Can Bey, yakın zamanda temelinin atılacağını ifade etti. Can Bey, yeni Edremit Devlet Hastanemizin onayını Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Kocadan aldık ve projelendirme işlemi tamamlandı. Belediyenin de ruhsat işlemlerini tamamlandığı hastanemizin temeli kısa zamanda atılacak ve binamız hızla inşa edilecek. Hastanemiz modern bir binada tüm Körfez ilçelerine hizmet sağlayacaktır. Şimdiden Edremit Körfezimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. AK Parti ilçe başkanı Ekrem Umutlu ise, yeni hastane binamız Entur Kavşağı'nın mevcut hastane binası cephesinde 92 dönüm arazide, 3 katı zeminde olmak üzere toplam 10 katlı, 400 yataklı olarak projelendirildi. Binanın ruhsat işlemleri tamamlandı. 70 yataklı yoğun bakım ünitesi, koroner yoğun bakım ünitesi, yeni doğan yoğun bakım, 25 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi gibi hizmet özellikleri bulunan yeni hastanemiz, Gerektiğinde sıkıştırılmış biçimde 550 yataklı olarak hizmet verebilecektir. Projenin hayata geçirilmesinde önemli katkısı olan milletvekilimiz Sayın Doktor Mustafa Can Bey'e teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.